Fizik 801 Klasik Mekanik 20. ders. 801 dersinin öğrenciler ve aynı şekilde öğretim üyeleri için zor olan kısmına giriyoruz. Açısal momentum ve tork konularına gireceğiz. Bunlar oldukça anlaşılması zor konulardır. Fakat iyi haber, en azından 4 ya da 5 ders bu kavram ile birlikte olacağız. Bugün hem torku hem de açısal momentumu anlatacağım. Açısal momentum nedir? Eğer bir cisim m kütlesine ve v hızına sahipse bu durumda momentuma sahip olacağı açıktır. Bu sizin referans çerçevenizde çok iyi bir şekilde tanımlanmış olup m ve v'nin çarpımıdır. Açısal momentumu seçtiğim noktaya göre alabilirim. Rastgele olarak bu Q noktasını seçtim. Şimdi bu r q olarak adlandırdığım konum vektörüdür. Bu açı TT olsun ve bu noktaya göre açısal momentum bir vektördür. Q noktasına göre konum vektörü vektörel çarpım p'dir. Yani r q vektörel çarpım v V çarpı M'dir. Q noktasına göre açısal momentumun büyüklüğü şüphesiz R, M, V'dir. Ve bu durumda teta açısının sinüsünü almam gerekir. Bu nedenle MVR sinüs teta şeklinde söyleyelim. Ve bunu sıklıkla kısaltılmış olarak R dik olarak adlandırırım. Bu r mesafesi C noktasına göre bu mesafedir. Demin gördüğünüz şey sizi şaşırtabilir. İyi bir neden uğruna Q indisini C olarak değiştirdim. Fakat C diye bir şey yoktur. Tüm indisler şüphesiz Q olmalıdır. Bu r vektörün uzunluğudur. Bu vektörün büyüklüğüdür. Bu nedenle bu Q içermelidir. R dik olarak adlandırdığım RQ sinüs teta Q indisini içermelidir. Ve bu burasıdır. Bu açı 90 derecedir ve RQ dik burasıdır. Yani C olmayacak sadece Q var. Açısal momentimin yönü kolaydır. Vektörel çarpımın nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Bu durumda R vektörel çarpım V tahta düzlemine dik olacaktır ve büyüklüğünü de hesaplamak oldukça kolaydır. Şimdi açısal momentum ile ilgili zor problem geliyor. Eğer bu çizgi üzerinde herhangi bir noktayı seçersem C olsun. Bu durumda C'ye göre açısal momentum sıfırdır. Oldukça açık çünkü R konum vektörü ile hız vektörü aynı yöndedir. Yani teta sıfırdır. Bu durumda sinüs sıfır sıfır olur. Hareket eden cismin kendine özgü özelliği olan momentumun aksine açısal momentumun hareket eden cisimlerin kendine özgü bir özellik olmadığını hemen görürsünüz. Eğer bu ders sonunda orada oturur ve belli bir hızla hareket eden bir cisim görürseniz o belli bir kütleye sahipse onun momentumunu bilirsiniz. Açısal momentumun ne olduğu seçtiğiniz noktaya sizin orijin noktanıza bağlıdır. Eğer bu noktayı D olarak seçtiysem açısal momentum bu yönde olacaktı. Buraya konum vektörünü koyduğunuz zaman R vektörel çarpım V'nin tahta düzleminden dışarıya doğru olduğunu görürsünüz. Bu nedenle açısal momentum zor bir kavram olarak karşımıza çıkar. Fakat biz onu oldukça faydalı olabilecek bir şekilde detaylıca inceleyeceğiz. Bu ders salonunda bir cisme attığımı ve t eşit da burada ve T anında ise cismin orada olduğunu varsayalım. Bu T anındaki konum vektörüdür. Cisim hareketine belli bir V hızı ile başlasın ve biraz sonra burada hız böyle olsun. Ve şüphesiz üzerine Mg kuvveti etkir ve böylece bu eğriyi oluşturur. T eşittir sıfırda C noktasına göre açısal momentum nedir? Açısal momentum açıkça sıfırdır. Çünkü noktanın kendisi cismin kendisi C noktasındadır. Yani konum vektörü herhangi bir uzunluğa sahip değildir. Onun sıfır olduğu çok açıktır. Cisim T anında burada olduğu zaman açısal momentum nedir? E, eh, bu açısal momentumun sıfır olmadığı açıktır. Çünkü konum vektörünü ve hızı görmektesiniz. Çok açık bir şekilde açısal momentum değişmektedir. Şüphesiz değişiyor olduğunu söyleyeceksiniz. Çok önemli. Çünkü açısal momentum ifadesinde hız vektörü vardır. Ve burada hız daima zamanla değişmektedir. Bu yüzden açısal momentumun değişiyor olduğunu söyleyebilirsiniz. Eh, evet, bu kötü bir iddia değil. Fakat şimdi sizlere hızın daima değiştiği fakat açısal momentumun değişmediği bir durumu göstereceğim. Güneşin etrafında dönen dünyayı seçiyorum. M kütleri, dünya burada. Ve C noktasında güneş bulunmakta. Bu RC konum vektörü ve dünya belli bir teğet sahiptir ve sürat hiç değişmiyor. Fakat hız değişiyor. Ve bu belli bir süre sonraki konum vektörü. Şimdi güneş etrafında dönen dünyanın C noktasına göre açısal momentumu nedir? Şimdilik C noktasını seçiyorum. Eğer açısal momentumun büyüklüğünü alırsam, çünkü yön hemen bellidir. Eğer cisim bu şekilde dönüyor ise bu konum vektörüdür. Bu durumda yön tahtadan dışarı olan yönü göstermektedir. Bu kolay. Şimdi sadece büyüklüğünden endişe ediyorum. Büyüklüğü dünyanın kütlesi çarpı bu iki vektör arasındaki vektörel çarpımın büyüklüğüdür. Ve açının 90 derece olduğunu görün. Bu yüzden vektörel çarpımı aklınızdan çıkarabilirsiniz. Sinüs teta 1'dir ve böylece basit olarak m ve r elde Şimdi v sürattır. Bu cisim burada ikenki durumdur. Fakat cisim burada olduğu zaman durum değişmemiştir. Yeniden R vektörel çarpım V'nin büyüklüğü aynıdır. Çünkü sinüs teta değişmemiştir. Ve burada hızın her zaman değiştiği fakat C noktasına göre açısal momentumun değişmediği bir durumu görmektesiniz. Q noktasını seçtiğimi varsayın. Q noktasına göre açısal momentum değişiyor mu? Buna inansanız iyi olur. Cismin Q noktasından geçeceği bir zaman vardır. Bu durumda açısal momentum açıkça sıfır olacaktır çünkü konum vektörü sıfırdır. Eğer cisim burada ve Q noktasına göre açısal momentumunu alırsanız, tabii ki açısal momentumu sıfır değildir. Konum vektörünüz ve hızınız var. Sadece C noktasına göre bu çok özel durumda açısal momentum değişmemektedir. Bu yüzden açısal momentum bu özel durumda sadece C noktasına göre korunumludur. Bunu biraz daha genel bir şekilde ele almak istiyorum. Açısal momentumu alıyorum ve Q noktasını seçiyorum. Ve Q noktasına göre açısal momentum, konum vektörü, vektörel çarpım P olduğunu biliyorum. Türevi alıyorum Q noktasına göre DL bölü DT zamana göre türevi alıyorum. Her zaman açısal momentumu hangi noktaya göre aldığınızı belirtmeniz önemlidir. Bu DL bölü DT vektörel çarpım P artı RQ Vektörel çarpım dP bölü dt olacaktır. Bu vektörel çarpımın zamana göre alınış şeklidir. Q noktasına göre açısal momentumu hesaplarız. İndisin tüm denklemler boyunca Q olması gerekir. Konum vektörü Q noktasına göre ve bu denklemde Q indisinin doğru olduğunu görürsünüz. Burada doğru Q indisini görüyorsunuz. Fakat burada hata yaptım ve oraya C yazdım. Bu problemde C yok. Burada da RQ olacak. Bunun için özür dilerim. Burası cismin hızı. Hız vektörü ve her zaman P ile aynı yöndedir. Yani bu sıfır. DP bölü DT cismin üzerine etki eden kuvvettir. Bunu 8.01 dersinde daha önce görmüştük. Ve şimdi Q noktasına göre DL bölü DT'nin R konum vektörü vektörel çarpım F şeklinde olduğu denkleme sahibiz. Ve bunu tork olarak adlandırırız. Ve bunun için to sembolünü yazıyoruz ve bu bir rektördür. Ve buraya yine Q koydum. Ve bu en az gelecek 5 ders boyunca kullanacağımız en önemli denklemlerden birisidir. Bunun size söylüyor olduğu şey, eğer bir cisim üzerinde bir tork etki ediyorsa açısal momentum zamanla değişiyor olmalıdır. Eğer cisim üzerinde tork yok ise bu durumda açısal momentum korunumludur. Ve şimdi henüz tartıştığımız bu durumun iç yüzünü anlayacaksınız. Kuvvet, çekici kuvvet, Dünya üzerinde etki eden çekim kuvveti bu yönde. Konum vektörü bu yönde. Bu yüzden r vektörü A çarpım F sıfırdır. C noktasına göre tork yoktur, çünkü bu iki vektör arasındaki açı 180 derece ve bu açının sinüsü sıfırdır. Bu nedenle, daire üzerinde nerede olursanız olun her zaman R vektörel çarpım F sıfır olacaktır. C noktasına göre hiçbir tork yoktur. Eğer Q noktasını alırsınız ya da burada bir A noktası alırsanız açıkça bir tork hatta değişen bir tork söz konusudur. Bu nedenle açısal momentum değişimine sahip olacaksınız. O halde bu C noktası için oldukça özel bir durum söz konusu ve şüphesiz buna yeniden döneceğim. Şimdi açısal momentum kavramını uzayda hareket eden bir nokta cisimden kütle merkezi etrafında dönen bir disk ya da bir küre cismine geliştirmek istiyorum. Ve disk ile başlayacağım. Burada bir diskimiz var. Disk m kütlesine, büyük r yarıçapına sahip ve bu C noktası diskin kütle merkezi. Omega açısal hızı ile dönmektedir. Ve bu dönen diskin açısal momentum'unun ne olduğunu bilmek istiyorum. Açısal momentum yönü önemsiz olacaktır. Eğer dönmesi bu şekilde ise, eğer burada küçük bir kütle elemanı alırsanız, m kütlesi, bu c noktasına göre, r -I konum vektörü, Ve burada VI hızınız vardır. Ve hemen R vektörel çarpım V'nin tahta düzleminden dışarı olduğunu görürsünüz. Bu kolay. Açısal momentum bu yönde olacaktır. Fakat diskin bir bütün olarak açısal momentumunun büyüklüğü nedir? Peki ilk olarak bu noktada bu küçük kütle elemanının açısal momentumunun ne olduğunu hesaplayalım. Bu durumda MI kütle elemanı için LC sadece büyüklüğü ile ilgilenelim. Çünkü zaten yönü biliyoruz. MI çarpı RI ve VI arasındaki vektörler çarpımı eşittir. Fakat bu 90 derece ve teta'nın sinüsünü dikkate almama gerek yok. Bu durumda sadece RI çarpı VI'ye dedim. C noktasına göre RI çarpı VI. Bu büyüklük. Dönen cisimde V'yi görmekten nefret ederim. Çünkü hız merkezinden ne kadar uzakta olmana bağlıdır. Hız burada sıfırdır. Ancak hepsinin omegası ortaktır. Seçtiğiniz her bir eleman aynı omegaya sahiptir. Bu yüzden daima bu gibi durumlarda V yerine omega R yazarım. Ve bu durumda bu eşitlik MI, c ki bu RIC kare olur ve omega elde ederim. V eşittir omega r yazdım ve bu şüphesiz her durumda geçerlidir. Muhtemelen V'yi eşittir omega R'yi yazsaydım daha iyi olacaktı. Çünkü küçük i harfle her eleman R'yi konum vektörüne ve V'yi eşittir omega R'yi ile verilen hıza sahiptir. Bunu bir nevi tek eşitlikle özetledim. V eşit omega R. Fakat muhtemelen bu sonrakileri anlamanızı daha kolay hale getirecek bağlantıdır. Bu küçük kütle elemanı için açısal momentumdur. Fakat şimdi bu C noktası etrafında kütle merkezinden geçen, tahta düzlemine dik olan, diskin merkezinden geçen eksene göre tüm açısal momentumun ne olduğunu bilmek istiyorum. Ve şimdi kesinlikle bütün bu iyi elemanları için toplama yapmak zorundayım. Omega'yı dışarıya çıkarabilirim ve bu durumda mi c noktasına göre ri karenin toplamını elde ederim. Ve bunun c kütle merkezi noktası etrafında dönme için eylemsizlik momenti olduğunu hemen görürsünüz. Hemen görmenizi ümit ederim. Ve bunun için ic çarpı omega yazabilirim. Şimdi soruyu soruyorum. Bu büyüklüktü. Şimdi soru geliyor. Örneğin bu A noktası için açısal momentum farklı mıdır? Ve ilk tepkiniz şüphesiz evet olacak. Çünkü açısal momentum seçtiğiniz noktaya bağlıdır. Seçtiğim bu kütle merkezinin etrafında bir dönmeye sahipseniz, bu noktaya göre hatta herhangi bir noktaya göre hatta uzaydaki bu noktaya göre açısal momentumu hesaplasanız bile daima aynı cevabı elde edecek olmanız oldukça dikkat çekici bir şeydir. Fakat sadece kütle merkezi etrafında dönme durumunda geçerlidir ve bunu spin açısal momentumu olarak adlandırırız. Spin açısal momentumu, açısal momentumu hesaplamak için seçtiğiniz noktaya bakılmaksızın bir cismin kendine özgü bir özelliğidir. Cismin kütle merkezi etrafında dönmesi durumunda artık seçtiğiniz noktayı başlangıç noktası olarak belirtmenize gerek yoktur artık açısal momentum hakkında konuşabilirsiniz. Dünya kütle merkezi etrafında dönüyor. Bu nedenle dünya kendine özgü açısal momentuma sahiptir. Buna ilaveten dünya yörünge açısal momentumuna da sahiptir. Eğer dünyanın yörüngesel açısal momentumu hakkında konuşmak istiyorsanız ancak bu noktaya göre hesaplarsanız daha iyi olur. Aksi takdirde zamanla değişecektir sadece bu özel nokta için tanımlanmıştır. Çünkü sadece o noktada yani güneşin bulunduğu noktada dünyanın yörünge açısal momentumu değişmemektedir. Sizinle cesaret isteyen bir deney yapacağım ve bu buz patencisinin keyfi olarak adlandırılır. Bunun çok kolay olmadığını göreceksiniz. Fakat her durumda kesinlikle eğlenceli bir deneydir. Burada sürtünmesi oldukça az olan dönen bir platform var. Ve bu dönen platformu merkez etrafında döndüreceğim. Ve bu dönen platformun üzerinde ayakta duracağım. Ve elimde iki ağırlık tutacağım. Bu ikisi. Her birisi yaklaşık 1,8 kilogram. Bu M kütlesi 1,8 kilogram. Toplam kütle benim ve dönen platformun kütlesi dahil yaklaşık 75 kilogram. Ve sizlerden birinizden bana bu dönme simetri ekseni etrafında küçük bir dönme vermesini, beni döndürmesini isteyeceğim. Eğer aşağıdan bakarsanız saat yönünde döndürüldüğümü varsayalım. Burada kütle merkezi etrafında dönme durumu söz konusu. Böylece bu dönme sisteminin kendine has açısal momentum hakkında konuşabiliriz. Ve açısal momentum vektörü açıkça yukarı yönü göstermektedir. Bu çok açık. Eğer alttan saat yönünde döndürürseniz, hatırlayın burada saat ibrelerinin tersine doğru döndürüyordunuz ve tahta düzleminden dışarı doğru çıkıyordu. Burada saat yönünde döndürüyorsunuz, yukarı yönlü olacak. Şimdiye kadar çok iyi. Üzerimde yer çekimi nedeniyle bir kuvvet etkir. Ve şüphesiz MG'ye eşit büyüklükte bir kuvvet, normal kuvvet yukarı yönlüdür ve her ikisi birbirini yok etmektedir. Bana belirli bir dönme, belli bir açılsal hız verilirse kollarımı kapatacağım ve açacağım ve kapatacağım ve bu hareketi yaptığım zaman bu hareket sistem üzerinde net bir torka sebep olmaz. Bunu her zaman yapmaya devam edebilirim ve net tork yoktur. Ve böylece dönen bir cisim için belirttiğimiz açısal momentum korunmalıdır, değişmez. L eşit I omega. Kollarımı kapattıkça benim eğlensizlik momentum küçülecek. Bu durumda eğer bu çarpım sabit olmak zorunda ise açısal hızım artacaktır. Tam tersine kollarımı kapattığım zaman daha hızlı gideceğim. Bunu yaptığım açtığım zaman daha yavaş döneceğim. Ve sizlere bazı sayısal değerlerle olayı anlatmak istiyorum. Vücudumu eylemsizlik momentini hesaplayabileceğim basit bir geometrik cisim olan silindir gibi düşünüyorum. Silindir gibi görünmüyorum. Fakat pratik amaçlar için silindire oldukça yakınım. Ve bu silindir yaklaşık 20 santimetre bir yarıçapa sahip. Çok kötü değil. Bir tür bana uymakta. Ve bu silindiri bu eksen etrafında döndüreceğim. Ve şimdi eylemsizlik momentinin ne olduğunu hesaplayabilirim. Silindir 75 kilogramlık bir kütleye 20 santimetrelik bir yarı çaba sahip. Böylece eylemsizlik momenti, örneğin bu durumda bu ikicisinin vücudumun yanında durmakta ve onları böyle tutmaktayım. Bu benim kısa gösterimim. Eşit 1 bölü 2 m karedir. Hatırlayın bu simetri ekseni etrafında dönen bir diskin eylemsizlik momentiydi. Bunu geçen defa anlattık. Ve böylece eğer bu değerleri yerine koyarsam 75 kilogram ve yarı çapı 20 santimetre alırsam bunu MKS biriminde 1,5 olarak bulurum. Fakat şimdi kollarımı bu şekilde tutacağım. Ve eylemsizlik momenti artacak. Ve ne kadar arttığını kabaca hesaplayacağım. Kolumun uzunluğu yaklaşık 90 santimetre. Burada kütleler 1,8 kilogram. Kolaylık olsun diye kollarımın ağırlığının olmadığını ve tüm ağırlığın bu cisimlerde olduğunu varsayıyorum. Bu bir sürü kolaylaştırma fakat bunun anormal bir değişiklik olduğunu göreceksiniz ve tüm görmenizi istediğim şey de bu. Şimdi kolların bu şekilde olduğu zaman eylemsizlik momenti. Tabii ki vücudum bu durumda hala işin içinde ve benim eylemsizlik momenti değerim olan bir buçuk hala var. Fakat şimdi ilave bir terim daha gelecektir. Bu kütleden küçük mr kare ve bu kütleden de küçük mr kare. Bunların yarıçapı küçük r'dir. Ve böylece iki kat kütle elde ediyorum. Ve sonra r kareyi yaklaşık 0.9'un karesini yazmalıyım. 1,8 yazmalıyım. Çünkü bu noktadaki bir cismin eylemsizlik momenti bu şekildedir. MR kare. Kollarımın hiçbir kütlesinin olmadığını varsaymıştım. Ve bunu eklediğiniz zaman MKS biriminde 4,5 kilogram metrekare olarak bulacaksınız. Ve şimdi bu durumdan bu duruma geçersem eylemsizlik momentumun 3 kat daha azalacağını göreceksiniz. Ve eylemsizlik momentum 3 kat azalırsa açısal hızım 3 kat artmalıdır. Ve tam tersi. Bu deneyi yapmak istiyorum. Fakat bu deney tehlikesiz değildir. Bu deneydeki sorun, kollarınızı kapattığınız anda hemen başınız döner ve dengenizi kaybedebilirsiniz. Ve yere düşebilirsiniz. Ve bu sabah bunu lisede yapan buradaki bazı öğrencilerle konuştum ve bana gerçekten lisedeki öğretmenlerden birinin düştüğünü anlattı. Ve bunu bugün yapmayı denemeyeceğim. Bu yüzden gerçekten güvenebileceğim birinin yardımına ihtiyacım var. Sana güvenebileceğimi düşünüyor musun? Sen değil. Bu dürüst bir adım. Sen güçlü adamsın. Sana güvenebilir miyim? İlk yapmanı istediğim şey bunun üzerine çıkmama yardımcı olman. Çünkü buraya çıkmak bile kolay değildir. Eğer burada dikkatsizce bir adım atarsam muhtemelen düşerim. Tamam. Orada dur. Kollarını boynuma koy. Beni güçlü bir şekilde destekle. Evet, tamam. Tamam, başlıyoruz. Tamam, şimdi bana makul olduğunu düşündüğüm bir açısal hız ver. Evet, tamamen makul değilse sana söyleyeceğim. Beni ver. bu iyi. İyi mi? Şimdi biraz uzağa gidiver. Eğer düşersen beni yakalamaya çalış. Tamam. Şimdi kollarımı kapatıyorum, kollarımı açıyorum, kollarımı kapatıyorum, kollarımı açıyorum. Tamam. Şimdi tamamen başım döndü. Bu şaka değil. Beni durdur. Sadece tut. Hayır. Sadece beni tut. Beni tut. Tamam. Bana yardım et. Tamam, tamam. Dersi geçtim. Vay canına. Bilim uğruna fedakarlık. Tamam, ben kötü yaptım. Eğer birçok nokta topluluğuna sahip isek, daha önceden Momentum'da tartıştığımız gibi noktalar birbiriyle etkileşmektedir. Birbiriyle çekim kuvveti şeklinde etkileşen yıldızlar olabilir. Birbiriyle bir if vasıtasıyla bağlı cisimler olabilir. Daima mevcut olan iç etkileşmelere sahip olabilirler. Birbirlerini sıçratabilirler, çarpışabilirler, parçalara ayrılabilirler, iç sürtünme ve her şey olabilir. Eğer bu iki cismi alırsam, örneğin bu cisim buna doğru çekilirse, bu durumda etki tepkiye eşittir ve bu iki kuvvet büyüklükçe aynıdır. Eğer herhangi bir Q noktası alırsam, onu nerede seçtiğim önemli değil. Bu o sistem üzerinde herhangi bir tork etkisi yapmayacaktır. Çünkü bu iki kuvvet birbirlerini yok edeceklerdir. Ve şimdi eğer sadece buraya küçük bir dış kelimesini eklersek açısal momentumun son korunumunu tüm görkemiyle elde ederiz. bir sistemin açısal momentumu, bu yalnızca bir cismin açısal momentumu iyiydi. Bu birçok parçacıklı bir sistemin açısal momentumudur. Onlar yaylar ile birbirine bağlı olabilir. Kimyasal patlamalar oluyor olabilir. Birbirlerini hızlı çarpabilirler, birbirlerini kırabilirler. Eğer bu sistemin üzerinde net bir dış tork yok ise açısal momentum değişmeyecektir. Çünkü tüm iç torklar etki tepkiden dolayı birbirini yok eder. Eğer açısal momentumun korunumunu momentumun korunumu ile karşılaştırırsak, momentumun korunumunu cisimler sistemi açısından değerlendirdiğimizde sistem üzerinde bir dış kuvvet olmaması durumunda momentum korunuyordu. Şimdi net dış torkun olmadığı parçacıklardan oluşmuş bir sistem varsa açısal momentum korunumludur. Buz patencisinin keyfi durumunda kollarınızı kapattığınız zaman eylemsizlik momenti azalıyor ve frekansınız artıyor. Bir yıldız küçüldüğü zaman onun yarıçapı küçülür, onun eylemsizlik momenti küçülür. Bu yüzden açısal momentumu artmalıdır. Eylemsizlik momenti r kare ile orantılıdır. Bir yıldızın boyutlarını ne belirler? Eğer bu bir yıldız ise bu durumda bu yıldızın içinde bir fırın, nükleer fırın vardır. Nükleer füzyon devam ediyor. Bu yıldızın genişlemesini isteyen ısı ve basınç oluşturur. Diğer taraftan çekim var ve üzgünüm. Bunu yapamazsın der. Sizi bir arada tutmak istiyorum. Aslında çekim yıldızın çökmesini ister. Ve doğa nükleer fırın nedeniyle oluşan bu basınç ve çekim arasında bir denge bulur nükleer fırının tamamen bittiği bir zaman gelir. Güneşimiz için bu 5 milyar yıl sonra olacak. Güneş zaten 5 milyar yıldır nükleer yakıtlarını yakmaktadır. 1-5 milyar yılı daha var. Ve nükleer yakıt bitince ölü yıldızın artık bıraktığı 3 tane üretimi tamamlanmış ürünü vardır. Ve bu üç tane üretimi tamamlanmış ürün şunlardır. Birincisi beyaz cüce olarak adlandırılır. Yaklaşık dünya ile aynı yarıçapa sahiptir. Yaklaşık 10 bin kilometre ve beyaz cücenin kütlesi tipik bir sayı olarak güneşin kütlesinin yarısıdır. Ve bunlardan bayağı vardır. Bu olası son ürünlerden biri. Bu arada güneşin akıbeti de böyle olacak. Böyle bir cismin yoğunluğu oldukça yüksektir. Rho yaklaşık olarak 10 üzeri 6 gram bölü santimetre küptür. Bir başka olasılık bir nötron yıldızı ile sonuçlanabilir. Bir nötron yıldızı yaklaşık 10 kilometrelik bir yarı çapa sahiptir. Ve kütlesi yaklaşık olarak güneşin kütlesinin 1,5 katı. Ve yoğunluğu yaklaşık 10 üzeri 14 gram bölü santimetre küptür. Bu çekirdeklerin yoğunluğundan daha yüksektir. Ve sonra daha da garip bir olasılık var ki bir kara delik ile sonuçlanabilir. Bugün kara delikler hakkında konuşmayacağım. Fakat buna 8.01 dersinde daha sonra değineceğim. Ve bir kara delik tüm pratik amaçlar için hiçbir büyüklüğe sahip değildir. Kara deliğin kütlesinin düşündüğümüzden daha büyük olması gerekir. Yaklaşık 3 Güneş kütlesi kadar ve böylece yoğunluk sonsuz yükselir. Sönen bir yıldızın beyaz cüceye, nötron yıldızına veya kara deliğe dönüşmesi nükleer yakıtı bittiği zaman çökecek olan yıldızın önceki kütlesine bağlıdır. Ve bir nötron yıldızının oluşması için muhtemelen en az 10 Güneş kütlesinde veya daha büyük bir yıldızın sönmeye başlaması gerekir. Bu yüzden güneşimiz bir nötron yıldızı haline gelmeyecektir. Fakat en sonunda bir beyaz cüce haline gelecektir. Şimdi mantıklı bir soru sormak olabilir. Neden sadece bu üç olasılık ile son bulmaktadır? Neden bunların arasında bir şey yok? Bakın, 10.000 bin kilometre ile 10 kilometre arasında büyük bir fark var. Aralarında başka bir şey yok mu? Ve bu sorunun yanıtı bu dersin bir parçası olmayan kuantum mekaniğinde yatmaktadır. Fakat onu 8.05'te göreceksiniz. Neden sadece bu ikisi var? Ve sonra eğer genel görevliliğe girerseniz neden bu üçüncüsünün olduğunu anlayacaksınız. Oldukça tuhaf bir ihtimal. Bir yıldız söndükçe iki şey olur. Her şeyden önce büyük bir miktarda çekim potansiyel enerjisi kinetik enerji formunda salınır. Maddeler düşer. Bunu çekim çökmesi olarak adlandırırız. Bu çekim potansiyel enerjisi hemen kinetik enerjiye ve o da sonuçta ısı ve radyasyona dönüşür. Eğer burada bir cisim bir parça tebeşir alır ve onu düşürürsem bunu çekim çökmesi olarak adlandırabilirsiniz. Çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüştürülür ve sonuçta bu da ısıya dönüşür. Burada içeriye doğru çöken bir yıldız hakkında konuşuyoruz. Ve mevcut olan çekim potansiyel enerjisinin miktarı oldukça büyüktür. Bu oldukça büyük enerji miktarı salınımına ilaveten yıldız dönmelidir. Çünkü onun eylemsizlik momenti küçülmektedir ve bu yüzden açısal hızı artmalıdır. Bunun üzerine biraz nicel çalışmalar yapmak istiyorum ve Güneşimiz gibi bir cisim almak istiyorum ve bu cismi şu anki Güneş'in mevcut yaklaşık 700 bin kilometre olan yarıçapından çökmesini istiyorum. Güneş'in bir nötron yıldızı olamayacağını size söylediğim halde bunu yaklaşık 10 kilometre yarıçaplı bir nötron yıldızına çökertmek istiyorum. Sadece bu konuda biraz bilginiz olsun diye bu değerleri veriyorum. O halde yaklaşık 700 bin kilometre yarı çapa sahip Güneş gibi bir cismi alıyoruz ve bunu yaklaşık 10 kilometre yarıçaplı bir nötron yıldızına çöktüreceğiz. Güneşin kütlesi 2 çarpı 10 üzeri 30 kilogram ve matematikte iyi olanlarınız bu cisme herhangi bir kütle kaybı olmaksızın tüm kütleyi koruyarak 10 kilometreye küçültürse ne kadar çekim potansiyel enerjisini salıldığını hesaplayabilir. Ve bu inanılmaz bir değerdir. Ve bunu delta U olarak gösteriyorum. Bu yaklaşık 10 üzeri 46 Joule olan çekim potansiyel enerjisi kaybıdır ve bu değer gerçekten akıl almaz derecede büyük bir değerdir. Bu kinetik enerjiye dönüşür ve daha sonra ısı ve radyasyonun her türlü formuna dönüşür. Bu değerin ne kadar büyük olduğunu anlatabilmek için bir karşılaştırma yapacağım. Eğer güneşi ve Güneş'in yaşayacağı 10 milyar yılda oluşturacağı enerjiyi alırsanız Yaşam süresinde Güneş'in toplam enerji üretimi bu değerden 100 kat daha azdır ve bu sadece birkaç saniye içinde gerçekleşir. Bu enerji Güneş'in 10 milyar yıl yaşamı süresince oluşturduğu enerjidir ki akıl almaz bir durumdur. Güneş bir yıldızın nötro yıldızına çökmesinden daha az enerji üretmektedir. 100 kat daha az ve çökme meydana gelip oldukça büyük miktarda enerji salındığı zaman dış katmanlar daha iç merkezlere doğru giriverirler ve dışarı kovulurlar ve bunu süpernova patlaması olarak adlandırırız. Dış katmanlar tipik olarak bazen 10 bin kilometre bölü saniyelik sürat ile dışarı atılırlar. Güneşimiz bir nötron yıldızına dönüşmeyecek fakat bir beyaz cüce haline gelecektir. Geçen defa Yengeç Bulutsusu hakkında konuştuk ve Yengeç Bulutsusu bir süpernova patlamasının kalıntılarıydı. İster inanın, ister inanmayın. 1054 yılının 4 Temmuz'unda havai fişeklerden bahsediyorum. Süpernova patlaması Çinli astronomlar tarafından fark edildi. Onlar bunu misafir yıldızı olarak adlandırdı. Çinli astronomların çok saygınlıkları vardı. Bunun nedeni astronomların imparatora danışmanlık yapıyor olmasıydı gökyüzüne baktılar ve imparator için bir anahtar olduğu bilgisini türettiler. Onlar kuyruklu yıldızların nasıl oluştuklarını ya da göktaşlarını ya da gezegenlerin özel bir sıra oluşturmalarını ve kesinlikle misafir yıldızların görünümünü yorumlamayı biliyorlardı. Ve onlar örneğin gökyüzünün belli bir kısmındaki bir kuyruklu yıldızın açlık olacağı ya da hastalıklar olacağı, kıtlık olacağı ya da savaş için iyi bir zaman ya da savaş için kötü bir zaman olacağı anlamına gelebileceğini biliyorlardı. İşte bu insanların işleri buydu. Onlar imparatora danışmanlık yapıyorlardı ve bu yüzden gökyüzünü çok yakından gözetliyorlardı. Bunun abartısı yok. Bu yıldız patladığı zaman gündüz haftalarca göründü ve yıllar boyunca gökyüzündeki en parlak yıldız idi. 1054 süpernova oluşumu hakkında neden herhangi bir Avrupalı astronom tarafından tek bir rapor olmaması hayrete düşürücü? Bu oldukça şaşırtıcı. Şimdi Hollanda'da ve İngiltere'de her zaman gökyüzünün bulutlu olduğunu ve bu yüzden gökyüzünü göremediklerini iddia edebilirsiniz. Tamam bunda haklı olabilirsiniz. Fakat diğer taraftan İtalya, İspanya ve Fransa'da var. Ve bu çok garip. Bu kültürel bir şey olmalı. Nedense 11. yüzyılda Avrupa gökyüzüne bakmaya pek ilgi göstermemiş. Bu gözden kaçılacak bir şey olamazdı. Fakat kaydetmemişler. Şimdi bu yıldız 700 bin kilometreden 10 kilometreye çöktüğü zaman bu yıldızın dönmesini incelemeye devam etmek istiyorum. Eğer değerleri biraz yuvarlarsak bu durumda yarı çaptaki azalma yaklaşık 100 bin kattır. Gerçekten sadece 70 bindir. Fakat bunu 100 bin olarak ele alalım ve bu 10 üzeri 5'tir. Bu R karenin 10 milyar azalacağı anlamına gelir. Eğer R kare 10 milyar kadar azalırsa bu durumda eylemsizlik momenti 10 milyar kadar azalacaktır ve böylece omega 10 milyar kadar artmalıdır. Eğer kendi ekseni etrafında 100 günde dönen bir yıldız ile başlarsanız, bu bir nötron yıldızı olduğu zaman kendi etrafında dönmesini 1 milisaniyede tamamlar. 10 kilometrelik bir nötron yıldızı. Yaklaşık Güneş ile aynı kütleye sahip, biraz fazla ve etrafında yaklaşık 1 milisaniyede döner. Ve nötron yıldızının ekvator kısmında ışık hızının yaklaşık %20'sine ulaşırsınız. gökyüzünde yüzlerce nötron yıldızı biliyoruz. Bunlardan ikisi aslında bir buçuk milisaniye dönme periyoduna sahiptir. Ve birçoğu daha yavaş. Neden böyle olduğunu geçen defa tartıştık. Hatırlayın, yengeç atarcası durumunda atarcalar yavaşlıyorlardı. Çünkü doğa bu atarcaların dönme kinetik enerjilerini alıyor ve onu enerjinin diğer formlarına dönüştürüyor. Yengeç atarcası durumunda radyo dalgaları emisyonu, optik emisyon, gama ışınları, X ışınları ve hatta jetler oluşuyordu. Yengeç atarcasının her gün 36,4 nanosaniye yavaşlıyor olması oldukça büyük bir güç çıkışına sebep oluyor. Bu değeri hala hatırlıyorum. Sanırım 6 çarpı 10 üzeri 31 watt idi. 75 yılda atarca 1 milisaniyeye başlar ve 75 yılda 33 milisaniye, 34 milisaniye oluyor. Eğer yıldız, burada yıldız yok. Bu bir disk idi değil mi? Eğer yıldız çoğu yıldızların sahip olduğu gibi orijinal manyetik alana sahipse. o yıldızımı kaybetti. Fakat bir şey olmaz. Bu durumda çöküş anında manyetik alan oldukça şiddetli olacaktır. Ve manyetik alanın neden daha şiddetli olduğunu 8.02 dersinde öğreneceksiniz. Bu nötron yıldızlarının çoğu oldukça güçlü manyetik alanlara sahiptirler ve çoğu oldukça hızlı döner. Ve iyi anlamamızın sebebi onların bize ışıldamalarıdır. Onlar bize radyo dalgası ışıması şeklinde ışıldarlar. Ve biz radyo ışımasının iki ışını olduğuna inanırız. Sanki nötron yıldızının iki manyetik kutbu arasında geçen deniz feneri gibi ve nötron yıldızı döndükçe ve siz de dünya üzerinde oldukça eğer sizin üzerinizden süpürürse, tarama yaparsa radyo ışımasını görürsünüz. Hiçbir şey görmüyorsunuz başka. Radyo ışımasını görüyorsunuz, radyo ışımasını görüyorsunuz birçok atarcanın ışınları dünya yüzeyini taramadığından kesinlikle onları göremeyiz. Ve yengeç atarcası durumunda bu atarca daha da özel. Çünkü bu atarca ayrıca bize optik ışınlar, X ışınları ve gamma ışınları şeklinde de ışıma yapar. Ve şimdi size bazı slaytlar süpernova patlamalarını, muhteşem ışık çıkmalarını göstermek ve dönmeyi daha detaylı bir şekilde tartışmak istiyorum. Bu yüzden sınıfı tamamıyla karanlık yapmak zorundayım. Başlıyoruz. Ve böylece ilk slide sadece dönen nötron yıldızdır. Ve eğer dönme ekseni manyetik dipol ekseniyle çakışmıyorsa ve eğer biz nasıl oluştuklarını anlamadığımız bu radyo ışınlarına sahipsek, döndükleri zaman sizlerin üzerinden nasıl taradıklarını orada görebilirsiniz. Şimdi bunun biraz yapay olduğunu, çünkü neden dönme ekseninin manyetik dipol ekseninden farklı olduğunu söyleyebilirsiniz. E eh, bu astronomide bir istisna değildir. Dünyanın kendisinin manyetik dipol ekseniyle dönme ekseni çakışmamaktadır. Aslında bizim gezegen sistemimizdeki hemen bütün gezegenler dönme eksenlerine geniş bir açı yapan manyetik dipol eksenlerine sahiptir. Bunu anlamak kolay değildir ama bu astronomide istisnadan ziyade bir kuraldır. Ve bu durumda bu mavi çizgiler manyetik alan çizgilerini temsil etmektedir istediğinizden daha fazlasını 802 dersine aldığınız zaman göreceksiniz. Bu Jocelyn Bell. Jocelyn Bell, İngiltere'nin Cambridge şehrinde Anthony Hewish'in danışmanlığı altında yüksek lisans öğrencisiydi. O atarcaları keşfetti. Anthony Hewish'in yapmış olduğu teleskopu kullanarak radyo verilerini buldu. Orada periyodik sinyalleri eğer puls olarak adlandırmak istiyorsanız pulsları buldu. Burada onlardan bazılarını altta görmektesiniz. Ve onlar 1,3 saniye aralıklarladır. Ve o bunu Antony'e rapor etti ve Antony kesinlikle onların hiçbir anlamı yoktur dedi gökyüzünde bize 1,3 saniye aralıklarla sinyal verecek bir cisim olmadığını söylemek istiyorum. Onlar bunun bir asansörden, belki inek sağma makinesinden ya da tabiatın kendisinden, motosiklet gibi şeylerden olduğunu varsaydılar. Ve böylece onlar bunun gerçekten bir insan kaynaklı bir olgu olup olmadığını kontrol etmek için her türlü makul şeyi yaptılar. Fakat hiçbir şey bulamadılar. Ve Jocelyn'in inanılmaz parlak zekası yardımıyla gökyüzünde cisim olduğunu ve radyasyonun dünyadan gelmediği konusunda Anthony'yi ikna etti. Ve onlar bunun sadece yüzyılın keşfi olmadığını, aynı zamanda tüm insanlık tarihinin keşfi olduğunu farkına vardıkları zaman bize muhtemelen radyo sinyallerini kim gönderebilir ve 1,3 saniyelik aralıklarla onu kim model edebilir dediler. Sadece akıllı yaratıklar, yaratıklar bunu yapabilirler ve böylece bu ilk cismi küçük yeşil adam olarak adlandırdılar. Bu arada bunu 1967 yılında keşfettiler. Fakat yayınlamadan hemen önce 1,3 saniye periyottan oldukça farklı bir frekansa sahip ikinci bir atarcıyı keşfettiler. Ve sonra bunu akıllı yaratıkların yapmadığını ve bunu astronomik bir cismin yaptığını farkına vardılar. Bu yüzden bu ikinci cisme Küçük Yeşil Adam 2 adını verdiler. Fakat bu iddiadan oldukça çabuk vazgeçtiler. Şimdi hikayenin acıklı kısmı geliyor. 1974 yılında Anthony Hewish bu keşif için Nobel ödülüne layık görüldü. Ve bunu fazla hak eden, gerçekten bunu keşfeden, bunu bir astronomik cisim olduğunu katlayan kişi olan Jocelyn Nobel ödülüne ortak edilmedi. Bu üzücü bir şey. Bu üzücü. Bunu Jocelyn ile birkaç kez konuştum. Onu çok iyi tanıyorum ve gerçekten sanırım o bunu önemsemiyor. Hala insanlar 1974 yılında verilen ödülden yıllar sonra bile bu konuda kendilerini mutsuz hissediyorlar. Her zaman bu muhteşem keşif hakkında düşünürüm, Jocelyn hakkında düşünürüm ve bu büyük haksızlık üzerinde düşünürüm. Burada yengeç bulutsusunu yeniden görmekteyiz. Bunu daha önceden görmüştük. Burada gördüğünüz kırmızı çizgiler patlama meydana geldiği ve dış kısımların iç kısımlara çarparak geri sıçradığı zaman püskürerek dağılan maddeler sonucu oluşmuştur ve başlangıçta yaklaşık olarak 10.000 bin kilometre bölü saniyelik bir sürete sahiptiler ve yaklaşık 1 yıl sonra bu süratleri bir şekilde yavaşladı. Fakat burada merkezde Atarcı'yı görmektesiniz ve geçen defa bunun Atarcı olduğuna dair sizlere inandırıcı deliller göstermiştim. Çünkü bize ışıldamaktadırlar. Yaklaşık 7 ışık yılı çapa sahip ve bizden yaklaşık 5.000 bin ışık yılı bir mesafede. Uzaydaki açısal büyüklük bakımından bu yaklaşık 5 yay dakikasıdır ve bu ise ayın açısal yarı çapının yaklaşık altıda biridir. Bu çizim Navajo Kızılderileri tarafından bir mağara içine çizilen resimdir. Ve bazı insanlar 1054 süpernova patlamasının bir şekilde Navajo Kızılderileri tarafından görüldüğüne dair tahminde bulunmuşlardır. Belirsiz ama olasılığı var. Ay kesinlikle süpernovaya çok yakın olmaktadır. Fakat aynı zamanda Venüs'e de çok yakın olmaktadır. Fakat bu tam olarak ispatlanmış bir şey değildir. Fakat olasılığı var. Burada içinde bir süpernova patlaması oluşmuş bir galaksi görmektesiniz. Ve süpernova patlaması meydana geldiği zaman galaksideki tüm yüz milyar yıldızdan daha parlak olabilir. Bu optik ışık olarak ne kadar enerji yayınladığının bir gösterimidir. Burada bunun tüm galaksiler kadar daha parlak olduğunu görmektesiniz. Bu fotoğrafın çekilmesiyle bu fotoğrafın çekilmesi arasında yaklaşık bir yıl vardır. Bu 1972 yılında meydana geldi ve bir yıllık süre içinde bu yıldızı hala oldukça açık şekilde görebilirsiniz. Fakat şiddet olarak biraz zayıflamıştır. Ve sonra Şubat 1987'de 23 Şubat'ta büyük bir şey gerçekleşti. Bizim galaksimize uydu galaksi olan Büyük Magellan bulutu içinde bir süpernova patlaması meydana gelmiştir. Bu bulut yaklaşık 150 bin ışık yılı uzaklıktadır ve onu Güney Amerika'da gözleyen bir astronom vardı. Onun ismi Ian Shelton idi ve o yıldızlara bakmak için kubbeyi terk etti ve dışarıda ihtiyaç malası verme kararı verdi. Ve ihtiyacını giderirken bunlar kendisini sözleri. Büyük Magellan bulutlarına baktı. "Hey, bu komik. O yıldızın orada olmaması gerektiğini söyledi." Ve o şimdi 1987A olarak bilinen, yaşadığımız yere oldukça yakın olan büyük bir süpernova patlamasının keşfi olarak bilinir. Ve bir sonraki slide büyük Magellan bulutlarının aynı bölümünü göstermektedir ve açıkça bir parlak yıldız olduğunu görebilirsiniz. O bunu çıplak gözle görebildi. Bu fotoğraf 1987 A süpernova patlamasının Hubble uzay teleskobu tarafından alınmış bir görüntüsü. Burada gördüğünüz içteki halka yaklaşık 25 bin yıl önce süpernovaya dönüşmeden önce yıldızın patlamasıyla saçılan maddeler sonucu olmuşmuştur. Gazları ekvatora çıkardı. Bu iz düşüm etkisi nedeniyle elips gibi görünüyor olmasına rağmen gerçekten bir dairedir. Ve bu madde halkası yaklaşık 8 km bölü saniyelik bir hızla dışarıya doğru hareket etti. Ve yaklaşık 8 ışık ayı bir yarı çapa sahiptir. Ve böylece süpernova patlamasından 8 ay sonra ultraviyole ışık ve X ışınları bu madde halkası ile buluştular ve onu uyardılar. Ve böylece görünür hale geldi. Süpernova patlamasından önce bu halka görünmüyordu. birkaç yıl içinde atılan maddelerin yaklaşık 10 bin kilometre bölü saniyeden biraz daha fazla bir hızla bu halkanın içine girmesini bekliyoruz. Ve sonra yine bazı gerçek havai fişek gösterilerini bekliyoruz. Kum saati olarak adlandırılan bu iki halka üzerine insanların hem fikir olduğu bir açıklama yok. Onlar oldukça gizemli. Bunlar hakkında yazılmış olan makaleler var ve insanlar başlangıçları hakkında hem fikir değiller. Galaksimizde ve büyük manyetik bulutlardaki süpernova patlamaları oldukça nadirdir. Yaklaşık 100 yıldan daha fazla zamanda bir taneden daha fazla beklemiyoruz. Çıplak gözle görülebilen bir önceki patlama 1604 yılındaydı ve bu Kepler süpernovası olarak adlandırılır. Ve 1987 A gerçekten dünyanın yörüngesindeki bu modern ekipallar radyo gözlem evleri, X ışını gözlem evleri ile incelenen ilk süpernova patlamasıydı. Biraz şanslıysanız hayatınızda bir süpernova patlamasını çıplak gözle görebilirsiniz. Şansınız %10'dan daha fazla değildir. Bu yüzden belki de tesadüfi olarak dışarıda şu an oldukça meşhur bir insan olan Einstein'ın yapmış olduğu gibi ihtiyaç malası vermeniz, görmenize yardım edebilir. Gelecek derste görüşürüz.